Evet, selamlar arkadaşlar, merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle 11 saat ders anlatımımdan sonra sizlere şöyle güzel bir çözümleme yapmak istedim. Ee, sizlerle 10 tane dil bilim sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Gereken yerlerde ben size kodlamaları vesaire vereceğim. Özellikle benim e, bu soruları seçmemdeki neden çıkma ihtimali olan sorulardır arkadaşlar. Yine ÖSYM'nin önemsediği noktalardır. E, bu bakımdan bu çözümleri izlerken şunu tavsiye ediyorum sizlere arkadaşlarım. İlk önce soruyu durdurup çözüm daha sonra çözümünü benden dinlemenizdir. Kendinizi denemenizi istiyor, istiyorum açıkçası. E bunu da söyleyeyim. Tabii hiç fikri olmayan arkadaşlarımız onlar da öğrenmek adına direkt izleyebilirler arkadaşlar. Evet benden ders alan arkadaşlarımız ee, onlar durdurup çözümleyip daha sonra çözümünü izleyebilirler. Açıkçası onu başta söylemek istedim. Gereken yerlerde özellikle kodlamalar vesaire arkadaşlar yapacağım. Zaten onları da belirteceğim. Önemli noktaları size söyleyeceğim. Gelme ihtimali olan yerleri özellikle belirteceğim arkadaşlar. O zaman hazırsanız arkadaşlarım hemen başlayalım birinci sorumuz ile. Evet şöyle baktığımızda arkadaşlar birinci soruda 3 tane dil bilim alanı sordum. Burada bahsedilen dil bilim alanları sırasıyla hangi seçenekte bulunmaktadır diye sormuştum arkadaşlarım. Şöyle bakalım. A bölümü, B bölümü ve C bölümünden oluşan üçlü bir alan var burada arkadaşlar. Bu alan çocukların dil edinim süreçlerini inceler. Aynı zamanda dil bozuklukları üzerine çalışır. Ve afazi, disleksi gibi çeşitli dil bozuklukları sergileyen konuşucuların dil özelliklerinin niteliklerini araştırır. Dil biliminin alanlarından biri de ikinci dil edinimidir. Yine edinimden bahsediyor bana. İkinci dil edinim sürecinin niteliğini saptamaya çalışan bu alan aynı zamanda ikinci dil edinimi ile ana dil edinimi arasındaki benzerlik farkları da belirlemeye çalışmaktadır. Özellikle dil edinim ifadesi burada bizim için anahtar ifade olacak arkadaşlar. Şimdi baktığımızda B bölümünde bana demiş ki bu alan dil öğretimin de etkili olacak dil öğretim yöntemleri üzerinde durmakta ve ikinci dil öğreniminde ne gibi etmenlerin öğrenim sürecini etkilediğini araştırmaktadır. Çalışmalarını yaparken birçok alandan faydalandığı için Disiplinler arası bir çalışmadır arkadaşlar. Dil bilim alanıdır diyeceğiz. Özellikle bu alan için ikincisi de anahtar ifademiz dil öğretimi olacak. Üçüncü bölüme baktığımızda arkadaşlarım C bölümünde... Dil kullanımında konuşucuların yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi ve birbirine yakınlık derecesi kullanılan dil yapısını belirler. Bu alan aynı zamanda bir dil topluluğunda yörelere bağlı olarak gösterdikleri farklılıkları inceler ve yöreler arasındaki dil farklılıklarının niteliğini saptamayı bu farklılıkların dağılımını ve sınırlarını belirten de bir dil atlası oluşturmayı hedeflemektedir diyor arkadaşlar. Üç tane önemli bölüm soruluyor bize. Birincisinde bahsedilen özellikle dil edinimi anahtar ifadesi arkadaşlarım bizi neye götürecektir? Ruh dil bilimine götürecektir. Biz buna zaten hangi alanda diyoruz? Psikolinguistik. Evet psikolinguistik de diyoruz öğretmenim. Diğerinde ikincisinde bize ne sorulmuş? Dil öğretimi. Özellikle dil öğretimi arkadaşlarım, dil öğretiminin anahtar ifadesi ne olacaktır? Evet, dil öğretimi anahtar ifadesi bizi hangi alana götürecektir? Evet, duyar gibiyim. Çok güzel. Uygulamalı dil bilime götürecektir arkadaşlar. Özellikle disiplinler arası çalışan bir alandır. Özellikle eğitim bilimlerinin verileri vesaire, gelişim, öğrenme, öğretim yöntem teknikleri vesaire birçok alanla çalışan dili nasıl daha iyi öğretebilirim karşımdaki insana bunun üzerine çalışan bir alandır arkadaşlar. Özellikle bunu sizlere belirtmek istiyorum ki dili öğrettikten sonra ayrıca ölçme değerlendirme çalışmaları da yapmaktadır. Ben bir dili öğrettim ama ne kadar faydalı oldum arkadaşlar. İkincisinde dilin kullanımından bahsediyor. Günlük hayatta dilin kullanımı. Daha doğrusu toplum içerisinde bireysel değil de daha çok toplumsal açıdan dilin kullanımı bana burada soruluyor. Buna da ne diyeceğim arkadaşlar? Toplum dil bilim. Bunlardan çıkmış sorular var arkadaşlar. Özellikle ÖSYM bu alanları önemsiyor. Birincisine ruh dedik, ikincisine uygulamalı dedik, üçüncüsüne toplum diyoruz. Peki bizi topluma götüren neler oldu? Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, birbirine yakınlık derecesi, kardeş olma vesaire bunlar kullanılan dil yapısını belirleyecektir. Toplum dil diğer adı nedir derseniz sosyo linguistik diyeceğim arkadaşlarım. Sosyo -linguistik. Bakınız sırasıyla ruh, uygulamalı ve toplum dil bilim bana soruldu. Cevabım hangi seçenek olacak? A seçeneği olacak arkadaşlarım. Evet bir de bir yapanlar el kaldırsın bakalım kimler onlar? Yorumlara bekliyorum. Çok iyi gidiyoruz. Hadi bakalım devam edelim arkadaşlarım. Evet devam edelim. Açıkçası ben buraya çözümleri de aldım arkadaşlarım. Çözümlerimiz analizle, analizlerle bir arada bulunmakta. Şöyle bakalım. Değerli öğretmenim ÖSYM bu konudan soru sormayı çok seviyor. Özellikle şimdiye kadar ruh uygulamalı toplum dil bilim gibi alanlardan karşımıza çokça soru getirdi. Ben önemsediğim için özellikle karşınıza çıkardım. Arkadaşlar edim bilim ve karşılaştırmalı dilbilimde seçeneklerde çokça yer alan alanlar oldu. ÖSYM daha geçen yıllarda arkadaşlar kuramsal dilbilimi vesaire sordu. Seçeneklerde dikkat çeken yine bir alan vardı sorulan sorular içerisinde betimlemeli dilbilim. Yine betimlemeli dil bilimi önemseyeceğiz arkadaşlar. Betimlemeli dil bilim ne yapar derseniz notlarınızı almanızı istiyorum. Betimlemeli dil bilim. Dilleri arkadaşlar dört açıdan betimler. Özelliklerini tasvir eder. Hangi açılardan? Ses, şekil, dizim ve anlam açısından arkadaşlarım dilleri tasvir eder, özelliklerini söyler. Ses dediğimiz alan fonoloji alanı değil mi? Ses bilimsel özellikler. Şekil dediğimiz alan morfoloji alanıdır arkadaşlar. Biçim bilimsel özellikler. Dizim dediğimiz alan sentaks alanıdır arkadaşlar. Söz dizimine bakar. Cümle içerisindeki sözcük sınırlarını, öbekleri vesaire bunları inceler. Anlam dediğimiz alan da semantiktir arkadaşlar. Betimlemeli dil bilim nasıl betimler? Neden betimler? Betimler arkadaşlar derseniz dillerin özelliklerini ortaya atmak için Türkçeyi ele alır. Der ki Türkçenin ses özellikleri nokta nokta. Türkçenin ses özelliği şöyle. Şekil özelliği şöyle. Dizimsel özellikleri şöyle. Anlamsal özellikleri şöyle der. Bunu özellikle söylemek istiyorum arkadaşlar. Ne yapıyormuş betimlemeli dil bilim? Dilleri dört açıdan arkadaşlar tasvir ediyormuş. Özelliklerini açıklıyormuş. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar yine buraları aldım. Yine bunları zaten konuşmuştuk psikolinguistik demiştik ruh dil diğer adına toplum dil diğer adına sosyolinguistik vesaire demiştik onları yine buraya yazmıştım. Peki arkadaşlar edim bilim ne demektir? Edim bilim burada yer alan edim bilim onu da açıklayalım. Edim bilim. Şimdi biz insanlar günlük hayatta konuşurken arkadaşlar sözcüler üretiriz. Ve ürettiğimiz sözcelerde önemli olan iki tane öge vardır sözcü üretirken. Bir gönderici yani iletişimi başlatan kişi İkincisi de arkadaşlar bağlam ifadesidir. edin bilim içerisinde gönderici iletimi başlatan kişi arkadaşlar iletişimi başlatıyor. Ve bağlam içerisinde ne yapıyor üretici? Arkadaşlar sözceler üretiyor. Bağlam dediğimiz unsur günlük hayatta dili nerede kullanıyoruz? Nasıl kullanıyoruz? Ne gibi açılardan kullanıyoruz? Özellikle bunu bize söyleyecek. Arkadaşlarım Edin bilim ne yapıyormuş? Günlük hayatta insanlar nasıl konuşuyor? Özellikle insanların sözceleri bunların üzerine odaklanıyor. Sözce ne demektir arkadaşlar? insanların günlük hayatta... Dil kullanımı dil üretimidir. Bunu yapan kişi, kullanan kişi zaten göndericidir. İletimi iletişimi başlatan kişi. Bunun için önemli olan da bir tane bağlam vardır arkadaşlar. Sözceler 2020 Türkçe ABT'de sorulmuştu arkadaşlarım. Sözce dediğimiz ifade nedir arkadaşlarım? Duyguları yansıtan dil e, dilsel kullanımlardır. Duyguları yansıtır. Bir de sözcenin her şeyden öte bir kullanıcısı, söyley söyleyicisi vardır. Özellikle ben burada ders anlatırken ne yapıyorum arkadaşlar? Sizlere bir aktarım yapıyorum ve benim kullandığım ses tonum bir bağlam içerisinde kullandığım bu ifadeler, dilsel birimler arkadaşlar ses tonum özellikle benim duygularımı yansıtıyor değil mi? Belki sesime bir yorgunluk yansıyor vesaire. Bunların hepsini nerede görüyoruz? Sözcede görüyoruz. Bunu özellikle söylemek istiyorum arkadaşlarım. Peki bunu inceleyen alan hangisiymiş? Edim bilimi imiş. Peki seçeneklerde yine şurada karşılaştırmalı dil bilim var. Karşılaştırmalı dil bilim açıkçası ne yapar derseniz arkadaşlar adı üstünde karşılaştırmalı. Neden karşılaştırır peki dilleri? Karşılaştırmalı. Neden karşılaştırır derseniz arkadaşlar dil ailelerini özellikle belirlemek için benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarmak için özellikle arkadaşlar karşılaştırmalı dil bilim alanından yararlanılır. Özellikle bunları size söylemiş olayım. Evet devam edelim bakalım. İkinci soru. Bu gibi özellikleri açıklayan dil bilim, dil bilgisi alanı aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Türkçede ya da diğer dillerde yan yana dizilen kelimeler ya yargı bildirerek cümleyi ya da varlık, kavram ve hareketleri karşılayarak kelime gruplarını meydana getirir. Kelime öbekleri, sözcük grupları, sözcük öbekleri hepsi aynı şey. İşte bu yan yana dizilişler belli bir kurala dayalıdır. Örneğin kırmızı araba derken bu örnekte sıfat attan önce gelip adını, adını itelemiştir. Bakınız attan önce gelen bir sıfat var. Yani belli bir düzen içinde. Ne olmuş arkadaşlar? İlk önce sıfat geliyor. Daha sonra ad geliyor. Bunu söyleyelim. Onun söylediği şarkı derken bu örnekte görülen sıfat fiil grubunda fiilimsi bir adın önüne fiilimsi burada bir adın önüne gelerek şarkının önüne gelerek arkadaşlar yine burada adını itelemiş attan önce gelmiştir. Yani şarkıdan önce gelmiştir attan sonra şarkıdan sonra gelmemiştir. Attan önce gelmiştir. Bunda bir dizilim kuralı vardır. Siz dil bilimi seviniz diyor. Evet size sesleniyorum. Duyuyorsunuz değil mi? Sizler arkadaşlar dil bilimi seviniz. Bu alandan korkmayınız çalışıldığında çok çok iyi bir şekilde yapılan, yapılabilen bir alandır. Özellikle ben bu sene 3-4 bin kişiye dil bilimi anlatıyorum arkadaşlar kurumlarda. Özellikle çoğu arkadaşa ben bu alanı sevdirdim ve sevdirmeye çalışıyorum. Sizlere de inşallah sevdireceğim. Evet siz dil bilimi seviniz diyor bakınız. Burada dil bilimi deyince arkadaşlar bunu ayırdık, bunu ayırdık, bunu ayırdık. Bunların belli bir sıralanışı var. Biz dil ve bilimi ayıramayız. Çünkü dilin bilimi nedir arkadaşlar? Bir tamlamadır değil mi? Bu örnekte görülen cümlede ilk önce özne, daha sonra nesne, en son olarak da yüklem gelmiştir. Dilde yapılar bu şekilde sıralama ve düzenlik içerisindedir arkadaşlar. Bu bakımdan ben dil ve bilimi ayıramam. Çünkü bu nesnedir arkadaşlar ve aynı zamanda parçalanamaz bir öbektir. Dil bilim derken dilin bir bilimidir değil mi arkadaşlar? Dilin bilimi bir isim tamlamasıdır. Dil bilimi burada in eki düşmüştür arkadaşlar. Dil bilimi olmuştur. Özellikle bunların sıralanması belli bir kurala dayıldır. İşte dildeki bu sıralanmaları vesaire bunları açıklayan dil bilim alanı hangisidir arkadaşlar? Evet sentakstır. Sentaksın diğer adı nedir? Söz dizimidir. Söz dizimidir diyeceğiz. Peki semantik ne demektir? Sürekli söylüyorum mantık anlam mantık anlam mantık anlam semantik anlam bilimdir arkadaşlar. Anlam bilim. Anlam bilim diyeceğiz. Pragmatik nedir peki? Pragmatik. Günlük hayatta dilin pragmatiğini yapmak yani kullanımını yapmak arkadaşlar kullanım bilimdir. edin bilimin diğer adıdır pragmatik. Fonoloji ne demektir? Ses bilimdir arkadaşlar. Ses bilimi. Morfoloji ne demektir? Biçim bilimi demektir. Özellikle bunları size söylemiş olayım değerli öğretmenlerim. Evet şöyle baktığımızda sorumuzun cevabının B seçeneği olduğunu rahatlıkla gördük. Yine ben buraya açıklama olarak yazmıştım. Arkadaşlarım bunları e, uygun görürseniz yine kendinizle paylaşacağım o Dosyadan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Evet devam edelim. Evet burada yine bir dil bilim alanı var arkadaşlar. Bu şekilde çalışmalar yapan, incelemeler çalışmalar yapan dil bilim alanını soruyor bana. Şöyle baktığımızda burada bir bölüm var, burada bir bölüm var. Collage sözcüğü Fransızca'da işte şöyle şöyle eklemelerle vesaire şuradan alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca color yapıştırmak fiilinden son ikili türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca kol, tutkal sözcüğünden aynı şekilde de gelmiştir. Kolaş kelimesi diyor. Orta kelimesi için diyor ki arkadaşlar ortu, or ve tu'nun birleşmesiyle daha sonra orak arkadaşlar. Ortu sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük eski Türkçe or kesmek fiilinden tu son ekiyle ne olmuştur arkadaşlar? Türetilmiştir. Yine ortu'nun ortaya dönüştüğünü görüyoruz günümüzde. Bunu özellikle söyleyelim öğretmenlerim. Bu şekilde çalışmalar köken çalışmaları yapan alan. Yani bir sözcüğün kökeni nereden gelmiştir? Bir sözcüğün kökü kökeni nereye dayanmaktadır? Kökeni nereye dayanmaktadır? Özellikle bu gibi çalışmalar yapan alan hangisidir? Evet hepimiz az çok karşımıza çıkan sözcüklerin acaba ilk hali kökü nedir? Bunu araştırmışızdır değil mi? Özellikle Google'da etimoloji sözlükleri vesaire var. Özellikle nişanyan sözlük vesaire bunlar çok çok önemli sözlüklerden bir tanesi arkadaşlar. Burada bize sorulan alan etimolojidir. Etimoloji köken bilimdir arkadaşlar. Sözcüklerin kökenlerini araştırır. Köken bilim diyeceğiz. Peki onomastik ne demektir? Dillerdeki adları inceler. Ad bilimdir. İnsanlar varlıklara nasıl ad veriyor? Nasıl atlandırıyor? Bunu inceliyor. Semiyoloji. Semiyo gösterge loji bilim. Gösterge bilimdir arkadaşlar. Gösterge bilim diyeceğiz buna da. Gösterge bilimde de arkadaşlar gösteren gösterilen vesaire. Sasur'un kavramlarını yine ilerleyen zamanlarda çözeceğim. Evet fonoloji arkadaşlar ses bilimi demektir. Fonoloji ses bilimi diyeceğiz. Etimoloji demiştik. Bunun cevabını pragmatiğe. Peki bir önceki soruda ne demiştik? Edim bilimi demiştik. Günlük hayatta dilin kullanımı vesaire bunları konuşmuştuk sizlerle az önce. Evet devam edelim. Yine ben buraya yazdım. Evet, ee, bu soruyu yapmış olabileceğini düşünüyorum. Çünkü çoğumuz kelimelerin kökenlerini merak etmişizdir değil mi? Bunun için internetten veya sözlüklerden araştırmalar yapmışızdır. Köken bilgisi etimoloji, bir dildeki kelimelerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya çıktıklarını... Nereden geldiklerini, hangi evrelerden geçtiklerini araştıran, kelimelerin hem biçim hem de anlam tarihini ele alan bir dil bilim dalıdır arkadaşlar. Bir sözcüğün hangi köke dayandığı, ilk olarak hangi kavramı karşıladığı, zaman içerisinde gösterdiği gelişmeler ve benzeri konuları inceliyor. Sözcüklerin ve eklerin kaynağı, sözcüklerdeki şekil ve anlam değişiklikleri, sözcüklerin ve eklerin tarihi ile de ilgileniyor öğretmenlerim. Özellikle bunları da size belirtmiş olayım yapabileceğinizi düşünüyorum zaten bu soruyu. Evet. Bu parçada hakkında bilgi verilen dil öğrenme yaklaşımı arkadaşlar günün dördüncü sorusu değil mi? Evet şöyle baktığımızda arkadaşlarım bu yaklaşıma göre çocuklar e, dil öğrenme yaklaşımını soruyor bana. Bakalım şöyle inceleyelim. Çocuklar dili yetişkinlerin desteği ve pekiştireşlerle değil bilakis çeşitli kurallar yoluyla öğrenirler. Bu anlayışa göre sosyal çevre pek önemli değildir ve ilk andan itibaren sahip olduğumuz dil edinim aygıtının etkinleşmesi için basit bir tetikleyicidir. Bakınız şurada diyor ya soru başında kurallar vesaire bunu gördünüz ya sorunun tamamını okumadan yanlış yapabilme ihtimalimiz çok fazla. E bu bakımdan bütüne hakim olmamız gerekiyor. Umut Hoca bunu buraya boşuna koymamıştır değil mi? Soru hazırlarken özellikle çeldirici olması açısından böyle ifadeler ben eklerim. Zaten ÖSYM e ekler arkadaşlar. Şurada özellikle dil aygıtının etkinleşmesi için basit bir tetikleyicidir. Bunlar diyor çevre özellikle. Bu yaklaşım biyoloji merkezli olup temel olarak insanın emsalsiz ve benzersiz bir konuşma aygıtına ve dile dair özel bir bilgi sistemine sahip olduğunu, dil ediniminin bazı determinist yasalar tarafından işletildiğini ve bu anlamda dil edinim sürecinin genetik olarak önceden belirlendiğini varsayar. Arkadaşlarım burada hangisinden bahsediyor? Evet biyoloji merkezli ifadesi vesaire genetik olması dil edinim aygıtı arkadaşlar edinç vesaire bunlardan bahsediyor değil mi? Edinç edim Değil mi? Bunlardan bahsediyor. Bu sürecin bütününü zaten dilediğimi oluyor. Bu yaklaşıma göre. Hangi yaklaşımdır? Doğuştancılık yaklaşımıdır arkadaşlar. Bakınız. Doğuştancılık kimin yaklaşımıdır? Hocam. Evet. Noam Chomsky'nin yaklaşımıdır diyeceğiz. Özellikle öğretmenlerim. Noam Chomsky'nin yaklaşımıdır. İnsanlar dünyaya, bütün dünyanın neresinde olursa olsun insanlar dünyaya bir dil edinim mekanizması ile gelir. Edinç. Evet. Dil öğrenme yeteneği. Yeti. Daha 2022 ÖABT'de soruldu arkadaşlar edinç ifadesi. İnsanlar bu edinç sayesinde arkadaşlar ana dilini içselleştirirler. Ana dillerinin hangi özelliklerini içselleştirirler? Ses, şekil, dizim ve anlam arkadaşlar. Dizim ve anlamsal özelliklerini içselleştirirler. Peki bunu daha sonra ana dil konuşucuları arkadaşlarım kullanıma dökerler. O zaman adı ne oluyor bunun? Edim oluyor. Edim de bu sene gelen soruda seçeneklerde vardı arkadaşlar. Edim ne, e ne demektir? dili kullanmaktır. Günlük hayatta edinci performansa dökmektir. Edinç tüm insanlığa verilmiştir arkadaşlar. Hatalardan arınık soyut bilişsel bir yapıdır. Edim nedir? Bireylerde farklılaştı, farklılaştırmaya neden olan bireylerin dili farklı kullanımlarıdır değil mi? Bireyler günlük hayatta çünkü farklı performanslar e, ne yaparlar? Sergilerler. E bu bakımdan arkadaşlarım edim hatalarla dolu olabilir mi? Bazen heyecanlı olabiliriz, bazen yorgun olabiliriz vesaire. Edimsel sıkıntılar yaşayabiliriz değil mi? Dilin bu şekilde biyoloji merkezli olup yani doğuştan geldiğini söyleyen alan, genetik olan arkadaşlar alan nedir? Doğuştancılık alanıdır diyeceğiz öğretmenlerim. Evet devam edelim bakalım sıradaki sorumuz ile. Doğru yapanlar el kaldırsın. Evet şöyle bakalım diğer soru. Evet yine toplum bilimsel kavramlardan arkadaşlar buradan size sormak istemiştim. Bakalım şöyle soruya. Sırasıyla arkadaşlarım 4 tane kavram verdim. A, B, C, D. Bunların hangisinin tanımına yukarıda yer verilmemiştir diye sordum. Özellikle bu soruya dikkat edelim. Bir dilin kişilere ve bölgelere göre farklı kullanımları olmaktadır. Örneğin Çorum ve Ege yerlerinde bu kullanımlar görülmektedir arkadaşlar. Özellikle mesela Karadeniz bölgesi vesaire Ege bölgesi farklı kullanımlar. Bir dilin küçük bölgelerde görülen farklılaşmış kollarına ne denir arkadaşlar? Ağız denir. Evet. Bugün ses yapısı, şekil ve anlam bakımından birbirinden az ya da çok farklılaşmasına rağmen rağmen kök bakımından bilinmeyen bir tarihte birleştikleri ortak dildir. Evet ne diyoruz ona? Ana dil. Nasıl dil? Ana dil. Bir sıfat tamlamasıdır değil mi? Evet ana dilin tepesine bir T harfi koyuyoruz arkadaşlar. Ata dil. Dilimin aslında temeli babası atası nereden geliyor? E bu bakımdan böyle kodlayabilirsiniz. Evet bunu da söyleyelim. Temel esas dildir. Yani kökeni nereden gelmektedir? Temel esas dil nereden gelmektedir? Buna bakıyor. Evet C bölümünde arkadaşlarım çocuğun doğduğu andan itibaren ailesinden ve çevreden edindiği dile verilen isimdir. Evet neden bahsediyor? Ana dili. Evet bakınız burada bir aitlik vesaire var mı? Kimin dili? Annemin dili. Ben bunu ne yapıyorum? Doğduğum yerde ediniyorum arkadaşlar. Az önce konuştuğumuz zaten o Noam Chomsky'nin kuramı da bunu söylüyor özellikle. Birey doğduğu andan itibaren çevresinde sesler duyar. Bir takım onları zamanla işselleştirir arkadaşlar ve zamanla bunu edime döker demiştim. D bölümünde arkadaşlarım bozulmuş dil anlamına gelmekle birlikte aynı meslek gruplarının kolay anlaşmayı sağlamak için oluşturdukları söyleyiş biçimi meslek ifadesi bizi neye götürecek arkadaşlar jargona götürecek. E bakalım hangisinden söz etmedik. Ana dil, ana dili, ağız, jargon. Argo'dan söz ettik mi? Söz etmedik, değil mi? Argo. Peki argo nedir? Sosyal gruplar içerisinde, toplum içerisinde arkadaşlar kullanılan ana dilden az çok farklılaşmış yapılardır, değil mi? Mesela Okuldan kaymak dediğimizde arkadaşlar okuldan kaymak, dersi ekmek vesaire bunlar nedir? Arkadaşlar belli başlı argo sözcüklerdir. Argo kelimesi küfür ile eşler tutuluyor arkadaşlar. Bu bakımdan bazı makalelere vesaire alınmıyor. Tabii ki bu böyle değildir değil mi? Argo demek küfür demek değildir. Argo toplum içerisinde belli bir kesimin Anlaşmayı sağlamak üzere kullandığı o dil birimidir, dil parçasıdır diyeceğiz. Özellikle argo için arkadaşlarım. Evet, buna özellikle dikkat çekmek istedim. Umarım doğru yapmışızdır. Evet, aynı şekilde bunları ben yine verdim arkadaşlar ee, karşılıklarını argoya yer vermediğinizi yine söyleyebiliriz. Evet, devam edelim. Burada bir dil bilimci sordum arkadaşlar, özellikle geçen sene ya yani bu yıl diyelim ki, evet bu yıl kim geldi sınavda? Evet, Leonard Bloomfield geldi değil mi? Özellikle beklenen birisiydi zaten. Leonard Bloomfield soruldu arkadaşlar. Evet, burada bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Modern antropolojinin kurumu, ırk bilimi vesaire bunun dile uygulanması, bunun kurucusu sayılan bu dil bilimci, dilcilikte Hint-Avrupa dillerinin incelenmesi için belirlenmiş metotların Amerika Kızılderililerin dillerinin öğrenilmesine kullanılmasının yararsız olduğunu göstermiştir. O kızıl derilerin dillerini ince dinlerini inceleyip ortaya konulmasına yeni ve farklı metotlardan faydalanılması gerektiğini, yani dilin çeşitlerini ortaya koyan metotlardan yararlanılmasını öne sürmüştür. Dillerin kökenleri üzerine çalışıp çok kökenlik teorisini ortaya atmıştır. Evet, poligenesis teorisi değil mi? Dillerin tek bir kaynaktan değil, çok bir kaynaktan geldiği arkadaşlar birbirinden etkilenmelerin olduğu poligenesis teorisini ortaya atan kişi. Evet, burada Amerikan yapısalcık okulunda kimden bahsediyor arkadaşlar? Evet, Franz Boas. Hazır olun, kodlama geliyor. Franz Boas, evet. Franz Boas, çok Boas. <laughs> Franz Boas, çok Boas arkadaşlar, tamam mı? Franz Boas, çok Boas diyeceğiz. Bakınız, Boas ifadesi aklıma benim, çok Boas'ı getirecek. Zaten kuramın adı çok kökenlilik diyeceğiz arkadaşlar. Cevap C seçeneği olacak. Peki, Edward Safir'in kuramının adı nedir hocam? Evet, Dilsel Görecelik Kuramı. Dilsel görecilik kuramı neyi söyler? Bir insanın kendi ana dilinde belli bir düşünce yapısı oluşmuştur. Ve bu insan başka bir insanın dilini tam anlamıyla anlayamaz arkadaşlar. Ev bakımdan kültürlerin, düşüncenin vesaire yaşanılan coğrafyanın dili etkilediğini burada söyleyebilir miyiz? Kesinlikle söyleyebiliriz değil mi? Mesela böyle deniz ülkeleri diyelim ya okyanusla kıyısı olan ülkeler özellikle balıkçılıkla vesaire geçinenler onların yaşam alanlarında balıkçılık ifadesi çok fazla yer tutar. E bu bakımdan onların dillerinde öğretmenlerim onların dillerinde neler var? Bu balıkçılığa tarih birden fazla ne var? Kullanımlar var değil mi? E bu bakımdan bunu özellikle belirteyim söylemek isteyeyim arkadaşlar. Çölde yaşayan biri için aynı şekilde deve için arkadaşlar bir sürü renk tabiri vardır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Arkadaşlarım Edward Safir'in kuramının adı dilsel görecelik ya da Safir bu hipotezi olarak bilinir. Leonard Bloomfield daha bu sene soruldu arkadaşlar. Leonard Bloomfield e, davranışçı, Bloomfield davranışçı, mekanikçi görüşün sahibidir. E bu bakımdan yalnızca görülebilir somut olgularla ilgilenmek ister. E bu bakımdan insan zihnini ele almaz. Bu bakımdan zaten eleştirilen birisidir. Noam Chomsky bunun tam zıttıdır. Zaten eleştirmiştir. Noam Chomsky insan zihnini temel alır. İnsan zihninin üretici bir yeteneği vardır der Noam Chomsky arkadaşlar. Ferdinand Saussure kimdir? Modern dil bilimin kurucusudur arkadaşlar. Özellikle kendi sağlığında yayımlayan, yayımlanamayan bir kitabı vardı. En önde oturan Cenevre Üniversitesi'nde verdiği dersleri derleyen iki öğrencisi vardı. André Şeşe ve Charles Bally. Onlar ne yapmışlardı? Sasur'un notlarını yayımlamışlardı arkadaşlar. Sasur'un notlarını şu hatta yayınladılar. Genel, dil bilim, Dersleri genel dil bilim dersleri adı altında arkadaşlar yayımladılar Evet bunu özellikle söyleyelim. Sasur'u biz o iki öğrenci sayesinde tanıyoruz. ebu bu bakımdan arkadaşlar ne yapacağız? Bakınız sasur ne güzel öğrenciler yetişmiş. Kitabını yayınlatmışlar. Kitabını yayınlamışlar. Ve Sasur'un dil bilim alanının kurulmasına öncülük ettiğini söyleyebiliriz. Sizler de inşallah güzel öğrenciler yetiştirirsiniz ki bu öğrenciler inşallah e, ülkemize e, dünyaya güzel katkılar sunar öğretmenlerim. Evet bu soruda özellikle Franz Boas'ın çok kökenliğini konuştuk. Franz Boas çok boğaz. Dillerin tek bir kökenden değil birden fazla kökenden geldiğini söylüyor Franz Boas. Evet devam edelim arkadaşlarım. Evet metin dil bilim sorusu arkadaşlar özellikle buralardan soru gelme ihtimalleri yüksektir. Zaten hem dört beceri kısmında hem de arkadaşlar yine dil bilim kısmında buralardan soru gelme ihtimali Olağandır, yüksel, yüksektir yani. Gönderim türleri diye bana bir soru sormuş burada. Hangisinde doğru bir sırayla verilmişti? Evet ilk önce konudan bahsedeceğim. Gönderim türü deyince arkadaşlar bakmamız gereken nedir ilk önce? Metin içi mi yapılmış, metin dışı mı? Benim özellikle burada sorduğum metin içi bir gönderim var. Yani burada birebir karşımızda olan. Metin içi gönderimin arkadaşlar birincisi ön gönderimdir. İkincisi nedir? Art gönderimdir arkadaşlarım. Ön gönderim nasıldır biliyor musunuz? Umut Hoca ders anlatıyor dedi Umut Hoca ders anlatıyor. Evet, ikinci cümlede Umut Hoca'yı kullanmak yerine o dedi hep ders anlatır. O hep ders anlatır dedi bakınız. O ile kimi kastetti arkadaşlar? Umut Hoca'yı kastetti. Peki gönderim nereden geldi? Ardından geldi. Ardından bir zamir ile gönderim yapıldı. Ardından geliyorsa arkadaşlar bunun türü nedir? Art gönderim. Peki tam tersini düşünün. O hep ders anlatır. O hep ders anlatır. Umut Hoca şu an ders anlatıyor. Umut Hoca ders anlatıyor diyorum mesela arkadaşlarım. Burada yine ne vardır? Peki gönderim burada nerededir? Özellikle ona bakacağız. Bakınız önden bir gönderim yaptı zamirle. Yani Umut Hoca'nın yerini tutan sözcüğü önden ne yaptı? Gönderimini yaptı arkadaşlar. Buna ne diyoruz? Ön gönderim diyoruz. Bu mantıkla soruya şimdi yaklaşacağız öğretmenlerim. O üretici dönüşümsel kuramın sahibidir. O dedik. Daha sonra arkadaşlar Noam Chomsky dedik. Noam Chomsky hep dil üzerine çalışmaktadır. Buradaki arkadaşlar gönderimimiz önden geldiği için ön gönderimdir diyeceğiz. André Martinet Fransız işlevselcisidir. Onun dilin çift eklemlerini kuramı önemlidir. Andre Martinet dedi daha sonra onun dedi arkadaşlar. Zamiri sonra kullandı. Burada ardından gelen bir gönderimi görüyoruz. Bakınız tekrar Andre Martinet dememek için onun zamirini kişi zamirini burada kullandık. Baycan ve Selvi 7 yıldır evlidir. Onlar mutluluğun sırrını karşılıklı güvene bağlıyorlar. Baycan ve Selvi dedi. En başta, daha sonra onlar dedi arkadaşlar. Yine onun, yani yine onların yeni tutan bir sözcük kullandık burada. Zamir kullandık. Zamir yine bu sefer ardından geldi arkadaşlar. Baktığımızda GökTürk ve Asena ikiz kardeş olarak dünyaya geldiler. Bu kardeşler çok sevimlidir diyoruz. GökTürk ve Asena dedi. Daha sonra bu kardeşler dedi arkadaşlar. Tekrar GökTürk ve Asena demek yerine. Burada yine nasıl bir gönderim? Art gönderim vardır diyeceğiz. Bu ikili, bu ikili dilbilim çalışmayı çok sevmektedir. Umut ve Seher Dili hep araştırmaktadır diyor arkadaşlar. Evet burada ne diyeceğiz? Gönderimi bu sefer Umut ve Seher dedi. Umut ve Seher'i sonradan kullandı. Gönderimi nereden yaptı? En başta. onu yerini tutan sözcüğü en başta yaptı. E bu bakımdan bu ön gönderimdir. Sırasıyla ön, art, 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 ön diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olacak. Bakınız mantıkken çok kolaydır. Ee, yaklaşımımız bu şekilde olacak bu sorulara arkadaşlarım. Evet devam edelim bakalım. Bu sefer gönderimi sağlayan ögeleri sordum arkadaşlar metin dilbilimde. Gönderimi sağlayan ögelere bakacağız. Gönderimi sağlayan ögeler zamirler olabilir, bir de sıfatlar olabilir ya da çeşitli ekler olabilir. Biz özellikle zamirler ve sıfatlar açısından bu soruya yaklaşacağız arkadaşlar. Bakalım şimdi soruya. Evet soruya baktığımızda "Bahar sınıfın en çalışkanıdır. Onun sayesinde tüm notlarım yüksek." Bahar dedi, daha sonra onun dedi. Evet burada ne kullandı? Zamir kullandı değil mi? Bir kişi zamiri kullandık. Uğur ödevlerini eksiksiz yapıyor, zamanla dışarı çıkıyor, kendine de vakit ayırıyordu. Uğur dedi daha sonra kendi dönüşlülük zamirini kullandı arkadaşlar. Yine burada zamiri görmüş oluyoruz. Kırtasiye yeni gelen yeni yıl ajandası dikkatimi çekti. Hemen bu ajandadan aldım. Evet yukarıda yeni yıl ajandası dedi daha sonra bu ajanda. Bu ajanda burada denir arkadaşlar işaret sıfatıdır değil mi? Sıfat diyeceğiz. İstanbul'dan kalkmak üzere olan THY uçağı sis nedeniyle iptal oldu. Benim de o uçağa biletim vardı. O uçağa diyor bakınız. THY uçağı dedi. Daha sonra O uçağı dedi. Yine işaret sıfatı kullanıldı arkadaşlar. O zararlı içeceğin içilmemesini öğrencilerime anlattım. Çünkü kola çok zararlı. Arkadaşlar kola diyor o zar zararlı içecek diyor. Yine işaret sıfatı. İşaret sıfatının içerisinde aynı zamanda ne var? İşaret sıfatı bir tane de nitelime sıfatı var içecekten önce değil mi arkadaşlar? Yine sıfat diyeceğiz. Zamir, sıfat, sıfat, sıfat. Evet hangisinde var? Zamir, zamir, sıfat, sıfat, sıfat. Yine A seçeneğine denk gelmiş zamir zamir sıfat 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 diyeceğiz. A seçeneği diyeceğiz bu sorunun cevabına arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım. Evet bir gösterge bilim çalışma sorusu arkadaşlar. Gösterge bilimsel bir soru. Bakalım şöyle. Özellikle buralardan yine soru gelme ihtimalleri olabilir. Her ne kadar az olsa da. Benim gösterge bilim çalışmalarım hep üçlüklerden oluşur. Evet özellikle belirti, ikon, ve sembol üzerine çalışan, üçlü üzerine çalışan birisi var. Kimdir bu arkadaşlar? Pairs'tir. Özellikle gösterge de Peirce diyeceğiz kendisine. Üçlüklerden oluşur onun kuramı. Masalın biçim bilimini yazmak kolay mı sandınız? Tabii ki uzun bir çalışma gerektirdi benim için. Evet arkadaşlar masalın biçim bilimi edebiyat öğretmenliği sorusu. Rus biçimcisi kim yazmıştır? Vladimir Putin değil. Vladimir Proptur arkadaşlar. Evet. Üçüncüsü bana göre dil göstergeleri nedensizdir, çizgiseldir, hem değişmezdir hem de değişebilirdir. Evet kimdir bu? Evet nedensizlik, çizgisellik kimden bahsediyoruz? Evet değişebilirlik, değişmezlik Ferdinand Sasur'dan bahsediyoruz değil mi? Dil göstergelerinde gösteren yerine anlatım derim ben gösterilen yerine içerik demeyi yeğlerim diyor. Evet kimden bahsediyor arkadaşlar? Yelmistev'den bahsediyor değil mi? Notlarımıza mutlaka alalım. Evet başımız sağ olsun. <laughs> Bunu özellikle ben uydurdum. Yazar öldü. Evet. Ama biz okuyucular sayesinde hala metin yeni anlamlar kazanmaya devam ediyor diyor arkadaşlar. Yazar öldü. Özellikle yazarın ee, rolünün kalmadığına ve okurun okurun rolünün burada önemli olduğuna. Yazar metni yazdı bir köşesine çekildi. E bu bakımdan özellikle postmodernist eserler nasıldır? Yorumu açıktır değil mi? Aynı Umberto Eco'nun açık yapıt kuramındaki gibi. Yazar öldü diyen kimdir arkadaşlar? Roland Barthes'tır. Evet. Roland Barsi işaretledik. Peirce'ı işaretledik. Gelmis'le bir işaretledik. Vladimir Prop işaretledik. Roman yakıpsını işaretleyemedik. Onun yerine ne dedik arkadaşlar? Gelmis'le. Roman Yakupsını özellikle Prag İşlevselcilik okulunda arkadaşlar e, ne üzerine çalışmıştır? Bildirişim üzerine çalışmıştır. Bu bildirişim ne demektir? Özlem başkanı tarikle bildirişim. İletişim demektir arkadaşlar. İletişim diyeceğiz. İletişim. Peki iletişimde belli başlı ögeler vardır, değil mi? E, bu bakımdan verici, alıcı, Arkadaşlar ileti, kanal, kod ve bağlam. Bunlar nedir arkadaşlar? İletişimin ögeleridir ve bunlar işlevler ortaya çıkartır. Çağrı işlevi, göndergesel işlev, evet, kanalı kontrol işlevi vesaire birçok işlev ortaya çıkıyor. Bildirişim kuramıyla özellikle ön plana çıkan kişi kimmiş? Roman Yakıpsın bildirişim kuramı diyeceğiz öğretmenlerim. Özellikle bunu söyleyeyim. Roman Yakıpsın bildirişim kuramı diyeceğiz öğretmenlerim. Evet devam edelim sıradaki sorumuz ile. Evet günün son sorusu arkadaşlar. Şöyle bakalım bize ne sormuş bu soru. Yukarıda anlatılanlara göre konuşurun bir sözcüğü dile getirdiğinde onunla amaçladığı örtük anlama ne ad verilmektedir? Evet güzel bir soru. Arkadaşlar seçeneklerde ne var? Nicelik üslup, bağıntı, nitelik, sezdirim. Evet burada bakalım bize ne soruyor? Damla, bu edim bilim sorusudur arkadaşlar. Son yıllarda edim bilim önemsenmiştir bakınız. Her alandan bu denemede soru çözmeye çalıştım sizlere. Edim bilim ne demektir? Evet, dilin günlük hayattaki kullanımını inceler değil mi? İnsanlar dili nasıl kullanıyor, nasıl üretiyor, bağlam içerisinde nasıl ona değer veriyoruz ona bakıyoruz. Damla demiş ki, evet Damla okuldan sonra bize geliyor musun? Evet, Mine demiş ki yarın dil bilim sınavım var. Evet, ee, bir dakika ha, burada yanlış çıkmış. Heh, tamam, evet Mine arkadaşlar Mine bu sözcesinde hayır gelmeyeceğim diyememiş, gelememesini bir nedene bağlamıştır. Damla Mine'nin gelememe ihtimalinin yüksek olduğunu anlayacaktır arkadaşlar. Damla burada e, okuldan sonra bize geliyor musun demiş Mine'ye. Mine de yarın dil bilim sınavım var. Aslında ne demek istedi? Evet. Gelemeyeceğim demedi. Yarın dil bilim sınavı var. Değil mi? Ona çalışacağım diyor aslında. Evet bir şeyi sezdiriyor mu? Gelemeyeceğimi sezdiriyor mu? Bir konuşurun bir sözcüğü dile getirdiğinde onunla amaçladığı örtük anlama ne diyoruz arkadaşlar? Sezdirim diyoruz tamam mı? Sezdirim. Nicelik ilkesi iş birliği ilkelerinden bir tanesidir. Üslup aynı şekilde, bağıntı aynı şekilde, nitelik aynı şekilde. Bu dört tanesi 2020 Türkçe ABT sorusudur arkadaşlar. Hangisi iş ilkesinin alt ilkelerinden biri değildir diye sormuştu ÖSYM. Evet nicelik ne demektir? Bilginin sayısallığı. Nicelik bilginin sayısallığı. Şuraya yazalım. Nicelik. Yeterli sayıda bilgi vermektir. Yeterli sayıda bilgi vermektir nicelik bilgi vermek. Ne az bilgi ver ne çok bilgi ver diyor değil mi? İşbirliği yaparken. Ne az bilgi ver ne çok bilgi ver. Peki arkadaşlarım nitelik ilkesi ne demektedir? Nitelik ilkesi doğruluğuna inandığın bilgiyi söyle. Doğru bir doğru bir arkadaşlar katkusun. Doğru bir katkı sunmak iletişime özellikle bunu söylüyor. Yalan olduğuna inandığın, yanlış olduğuna inandığın kanıtlanamayan şeyleri söyleme. Yani işbirliği yaparken karşıdaki insanla doğru konuş diyor nitelik ilkesi. Arkadaşlarım bağıntı ilkesi. Evet yukarıda arkadaşlar okuldan sonra bize geliyor musun demiş. Diğeri dil bilim sınavın var demiş değil mi? Bağıntı ilkesini aynı zamanda çiğnemiş mi? ihlal etmiş mi? Aynı konu üzerine konuşmaktır bağıntı. Bağıntı aynı konu üzerine konuşma yapmaktır. Aynı konu üzerine konuşmaktır arkadaşlar. İlişki bağıntı yasası. Peki üslup yasası nedir arkadaşlar? Üslup ya da tarz üslubun üslup eşittir. Tarz eşittir. Biçim yasası. Biçem yasası arkadaşlar. Üslup yasası der ki bilgileri açık bir şekilde sun. Kapalı bir anlatım yapma. imge kullanma kardeşim. Ne yap diyor? Sırasal şekilde konuş. Bilgileri düzenli sun diyor karşıya. Arkadaşlar bunu söylüyor özellikle bunu da belirtmiş olayım sizlere. Evet bugünlük arkadaşlarım denememizin sonuna geldik sizlerle. Umarım çok çok verimli olmuştur. Evet kalp diyoruz. İçerisine ne yazıyoruz? Evet dil bilim yazıyoruz değil mi? Dil bilim yazıyoruz arkadaşlar. Evet Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Videoyu arkadaşlarınızla özellikle paylaşırsanız sevinirim. E, çoğu arkadaşımız e, kanaldan haberdar değil. Özellikle hikayelerinizi paylaşırsanız, kanalı etiketlerseniz, linki paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Alta güzel yorumlarınızı bekliyorum bakalım neler yazacaksınız. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.